Kayıtta mıyız? Akıyor muyuz? Ya bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten şurada Selin'e karşı konuşmayı, şu kameralara karşı konuşmayı ne kadar özledim deseniz çok demek istiyorum. Çok, gerçekten çok. En sonunda kavuştuk. Ekibim geldi. Hepinize iyi pazarlar bu arada. Ne yapacağız? Ramazan, hayırlı Ramazanlar hepimize. Oruç tutuyoruz ama antrenmandan geri kalmamamız lazım. Bu zaman diliminde, bu bir aylık zaman diliminde ne yapacağız? Gelişmeyi ya da büyümeyi bir kenara bırakacaksınız. Bu Ramazan'da önemli olan var olanı korumaya çalışmak. Kas kaybetmeden gene yağ yakımına devam etmek, kilonuzu korumak, üstüne almamak ve hareket ederek senle, benle, bizle beraber en iyi sen olmaya devam etmek. Bugün ihtiyacım olan şey evlerinizde kolayca uygulayabilmeniz için tüm vücudu çalıştıracağımız bantlara ihtiyacımız olacak. Ben iki değişik dirençte bant kullanacağım. Eğer yoksa uzunları da bağlayıp çalışabiliriz. Tüm kas gruplarını çalışacağız. Karın çalışacağız, sırt çalışacağız, bacak çalışacağız, kalça çalışacağız, omuz çalışacağız, çalışacağız da çalışacağız. 3 set uygulayacaksınız. Tüm antrenmanı 5 hareket var. Tekrar sayısı mantığıyla gideceğim. Yorulacaksınız, terleyeceksiniz ama antrenman sonrasında iftara hazır olacaksınız. Ha bu arada soracaksınız. Tuğçe hocam, biz bu antrenmanı ne zaman uygulayabiliriz? Performansınıza göre isterseniz sabah kalktığınız zaman ya da öğle saatinde, her saatte uygulanır ya da iftara 1-2 saat kala ya da iftarınızı bitirdikten, sindirim gerçekleştikten 2 saat sonra da uygulanabilir. Ben bir set yapacağım bütün hareketleri. Ondan sonrasında videoyu 1-2 kere daha açıp benle beraber mutlu sona erişmenizi istiyorum. Önce hareketleri anlatacağım. Ondan sonra da beraber terlemeye başlayacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. İlk hareketimizde reverse lunge ve single arm biceps curl yapacağız. Yani nasıl bir hareket olacak? Lateksi çok fazla dirençli bir bant kullanmanızı istemiyorum. Zorlayacak çünkü kaldıramazsınız curl yaparken. Tek ayağımın altına taktım. Bir ayağım önde, diğer ayağım geriye gidecek. Lunge pozisyonu. Hop, curl yaptım. İndirdim ve geldim. Geriye gitti. Kıvırdım. Burada kıvırırken dirseği oynatmamaya çalışın. Bıraktım ve geldim. Hareket bu. 11 taraf, 11 taraf yapacağız. Eğer lateksiniz zorluyorsa daha kolay bir latekse geçin. Çünkü bazen bence dumbbell'dan daha zorlayıcı lateksle üst kol, ön kol çalışmak. O yüzden biraz orada kendinize kolaylık sağlayabilirsiniz. İki taraf yapacağız. Ondan sonra uygulayacağım hareket hip hinge olacak. Lateksi giymenizi istiyorum. Bacaklarımın üstüne, yandan göstereyim şöyle. Omuz aralığından bir tık daha açtım ayaklarımı. Hafif ayaklarımın açısını dışarıya doğru çeviriyorum. Sumo squat pozisyonu gibi bu şekilde. Çökeceğim squat'a ve olduğum yerde sırt eğimli ama düz bir çizgi. Karın içeride. Bu şekilde 20 açış yapacağız. Bir püf noktası. Kalçaya daha öldürücü darbe olsun istiyorsanız eğer, ayağımı yere bastığım zaman sanki bir kitabı yanlara doğru açıyormuş gibi itmenizi istiyorum. Kağıdı düzleştirir gibi. O zaman kalçadaki alevlenmeyi nasıl hissedeceksiniz? Of diyorum. Bu da ikinci hareket. 20 açış. Eğer zorlanıyorsan in, yapabildiğin kadar açış yap. Ya da bekle, burada tut, daha da etkisini artırt ama yukarıda yapma, aşağıda kal. Ondan sonra yorulunca yüksel, tekrar in ve devam et harekete. Tek istediğim bırakmamanız, bırakmamanız. Bu çok önemli. Çok yoruldum deyip bırakırsan antrenman çöp. O yüzden benle kalın. Üçüncü hareket için lateksi çıkarmanızı istiyorum. Bu çok uygulanmamış bir hareket. Genelde jimlerde çok lat pull yapmaya alışmışızdır sırtımızı çalıştırmak için. Gene düşük dirençli bir bant kullanmanızı isteyeceğim. Bileklere giydim lateksi bu şekilde. Hafif dizlerimde slight, yani ufak bir kırılma var.
geriye doğru kalçayı veriyorum. Yandan bana baktığınızdaki duruşu görüyor musunuz? Deminki squat pozisyonu gibi. Hafif 45 derece eğim ama düz. Birinde hop lateksi açtım. Sırtımın gerisine getirdim. İleriye doğru uzattım. Ve açarak göğsümün üstüne getirdim. Burada önemli olan sırtı kambura götürmemeniz. Şuradan da göstereyim. Buradayım. Önce pozisyonumu aldım doğru form. Kollar önümde uzun. Hop getirdim. Sırttaki gerilimi hissedin. Ve burada tut biraz. Yukarıya ve göğsün önüne getirin. Açabildiğin kadar zorla. Yani lateks şunu yapmalı. Yukarıya. Hop indirdim arkadan. Uzattım öne. Ve bunu doğru formla yapıyorum. Bu üçüncü hareket. Kaldı iki hareket. Deadlift benim bacak antrenmanlarında ve özellikle sırt antrenmanı büyük kas grubunu çalıştırırken asla vazgeçmediğim bir hareket ama çok zor bir hareket. Kilometre ister. İki ayağımın altına lateksi ucuna takıyorum. Hafif ayaklarımı açıyorum. Evet. Güzel. Gene sırt demin anlattığım gibi konumlanacak. Çok iyi. Lateksi tuttum. Kalçayı geriye doğru verdim. Burada bir row yapacağım. Çekiyorum kolu. Bıraktım. Ve düzeliş kalçayı sıkarak yükseldim. Karın da aktif. Yani deadlift'te inişte arka bacak kalça. Hop row'da sırt devreye girdi. Ve düzeliş. Her yukarı kalkış bir tekrar. Aynaya karşı yapın. Yan görün kendinizi. Çünkü sırtınızın konumlandırılması, kalçanın ne kadar geriye gittiğini hesaplayabilmeniz kendinizi görerek olabilecek şeyler ve zamanla tam optimum formu yakalayacağınıza da eminim. Beni izleyeceksiniz, zaten yapacaksınız. Son harekete gelince, yani bence antrenmanın bomba hareketi bu. Güzel. Bir lateksi ayağıma giydim. İkincisi gene bileklerim de olacak. Bileklerim de plank diyecektim. Bilek ya bak dil gidiyor artık. High plank'teyim. Uzun plank. Burada istediğim şey bir ayağımı yana doğru açarken diğer kolum da açılacak sol tarafa doğru. Yani ters bacak açış, ters kol açış. Geldim yerine hop. Kapattım. Hop. Kapattım, ters tarafa açtım gibi. Evet. Sonra da le. Güzel bir bitiriş yapacağız. Ramazan'da sizi çok yormak istemiyorum. Çünkü aç ve susuz olduğumuz için antrenmanlar bizi zorlar. Ondan sonrasında günü sakin bir şekilde geçirebilmeniz. Dehidre olmadan yani susuzca baş ağrısı olmadan çok fazla yorgunluk çekmeden bitirebilmeniz için enerjinizi ekonomik kullanabileceğiniz antrenmanlar seçin. Çok hırpalatmayın kendinizi, mahvolursunuz. Ben de oruçluyum, beraber yapacağız. Bir yandan anlatacağım. Önce anlattım ki yaparken bana da müsaade edebilin diye. Normal zamanda yapıyorsanız tabii ki aralarda su içebilirsiniz. Antrenman sonrası eğer izliyorsanız yani Ramazan sonrası izliyorsanız bu videoyu. Bütün kas gruplarını karıştıracağız. Hazır mıyız? Anlatım kısmı gitti. Kolay kısım. Şimdi zor kısım terleme kısmı. Hadi bakalım. Mat varsa matinizi de alabilirsiniz. Benim gibi taşta yapmak istemiyorsanız onun dışında ekran karşısı ben ve siz motivasyonunuz başlıyoruz. Hazır mıyız dostlar? Tamam hadi bakalım. Eğer sağlaksanız sol bacakla başlıyorsunuz. Solaksanız sağ bacakla başlıyorsunuz. Bunu daha önce anlatmıştım zaten. Ben sol bacakla başlayacağım desem de inanmayın sağ bacakla başlayacağım. Aldım lateksi. Pozisyonum burası. Elinizi bu şekilde geçirin lateksten. Evet. Güzel. Attım adımı geriye. Lunge'a indim. Dirsek yanda. Tam kapay omuza kadar. Çok iyi.
At iyice adımı geriye, diz yaklaşsın yere. Kıvır. Bacaklar yanmaya başladı mı? Dumbbell'la da uygulayabilirsiniz bu arada. 7. Haydi 3 tekrar daha. Kapatırken nefes ve 8. Kuatlar yanıyor. 9. Son. Kapat. Gel. Ve yüksel. Süper. Diğer bacağı diğer tarafa doğru göstereceğim. Sol bacağın üstüne takıyorum. Ayağımın altına. Şurada görüşümüzü kısıtlamasın. Güzel. Hazır mıyız? Çok vakit kaybetmeden. Gittim. Kapayış. Hatta burada zorlaştır. Bekle biraz. İndir. Ve düzel. Tam düzel. Göğüs hep karşıyı göstersin. Ve gel. Boşta kalan el belde olabilir. Ya da ensede. Dirseği kitlemeniz önemli. 3. 4. İyice geniş. 5. 6. 7. Şimdi 8. İyice geriye. Düz vücut. Ve 9. Son. Güzel. Ön kol eğer dirseği sabit tutarsanız, doğru bir şekilde curl yaparsanız çok ciddi şekilde çalışacak. Hele ki 3 set sonunda baya başarılı olacağını düşünüyorum. Hareketler arasında maksimum 40 saniye dinlenmeye çalışın. Ben şimdi biraz daha kalın olan lateksi giydim. Hip hinge abduction yapacağız. Basenler için hafif squat pozisyonundayım. Açtım ayak açılarımı. Eğildim ve güzel. Açarken nefes ver. Yandan bana baktığında tam squat pozisyonundayım. Yani şu. 5'ten devam. 6. Aç ve bekle. Sırtı unutma. 8. 9. Yeri ayır. 10. Son 9. Yansın. 8. 7. Hızlı hızlı yapma. 6. 5. 4. Aç aç aç. 3. 2. 1. Hadi kal 10 saniye. Titre. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Uçuşa hazır mıyız? Şu bölge. Şu bölge, minnoş bölge. Şu an minnoş duygular içinde. Güzel. Ama baktınız ki nabzınız çok zorlanıyor. Dediğim gibi hep squat pozisyonunda kalmayın. Yükselin, bir nefeslenin. Tekrar aşağıya ve açışlara devam. Şimdi. Lat pull'dan, banded lat pull variation'a geçeceğiz. Çok seviyorum bu hareketi. Kolay olan, daha az dirençli olan bantı bileğime taktım. Dizlere ufak bir kırılışı veriyorum. Eğildim. Ve hop. Her göğüste sayıyorum. Beklet biraz açıp. Ve getir önüne. Güzel. 2. Ensenin arkasına. Ve göğüse. 3. Sırtı bozma. Bakıyorum hepinize valla. Getir arkaya. Güzel. Beklemeler unutulmasın. Çok iyi. Tut. Uzat nefes vererek.
Ve tekrar çek açar at. Güzel. Son üç. 10-10. Yani 20 yapıyorum. Haydi son iki kaldı. En iyi tekrar son tekrarlar. Uzat. Ve son kez uzat. Göğse çek. Tık 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 tık. Tık 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 tık. En sevdiğim ritim bu. He, antrenmanı yarıladık, hatta geçtik bile. 3 hareket bitti ama maalesef üzgünüm. Daha bu birinci set. Favori hareketim. Romanian deadlift ve bent over row'u bağlayacağız. Galiba 40 saniyeden biraz daha fazla dinlenebilirim. Sende de mi durumlar aynı? Yalnız değilsin. Bakın, yorulacaksınız. Bunlar çok normal şeyler. Bir antrenmanı lay lay lom, aynaya baktığınızda o güzel kadını antrenman bitiminde görmüyor olmanız lazım. No. Biraz kayacaksınız. Hele bir de oruçluyken bir tık daha kayılabilir. Güzel olmanızı istemiyorum antrenman sonu. Net bilgi yayalım. Yes, hazır mıyız? Hadi bakalım. Ne yapıyorum? Romanian deadlift into bent over row. Ayak uçlarımın altına konumlandırdım lateksimi. Güzel. Hatta biraz şöyle ucuna koyalım. Evet. Nice. Hafif ayaklar açık. Squat positioning. Evet. Hadi bakalım. Deadlift'e giriyorum. Dizlerde hafif bükülme. Kalçayı arkada bir kapı var. Oraya kadar götürdüm. İndim indim indim. Arka bacakta gerilme kopuyor şu an. Güzel. Burada bir row. Hop. Ve düzeldim kalçayı sıkarak. Bir. Hadi aksın hareket. Az konuşma. İn. Çek. Bırak. Ve yüksel. Ki. Burada arka bacaktaki gerilimi hissedene kadar uzatmanı istiyorum kalçayı. Hop. Bırak. Kalçayı sıkarak nefes vererek gel. 3. Bu hareketi yavaş yapın. Hızlı yapmayın. Hissetmek önemli. 4. Hisset arka bacağı. Sırt düz. Row. Bırak. Hop. Ve 5. İnanmayacaksınız ama ya 15 ya da 20 yapacağız. O anki ruh halime bağlı. 6. Şurada kalçayı sıkmanı istiyorum öne doğru. İn, 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 in. Hop. Row'umu yaptım. 7. Yorucu. Çünkü kaslarımı dibine kadar hissediyorum. 8. Kalça uzayacak geriye. Dizleri bükmeyin. 9. Tabii ki hafif bir kırılım var. Ama daha fazla bükerek gitmiyor. 10. Hadi bakalım. Çok zorlananlar 15'te bırakacak. Güzel. Çektim. Ve geldim. 12. Hop. Hop. 13. Güzel senkron. Güzel senkron. Devam. 14. Arka bacaklarınızı yarın beni anarak hissedeceksiniz. 15. Bir de şu tarafa dönüp yapacağım son 5 tekrar. Diyorum. Sert. Yüzünüze gülümseme kondurur musunuz lütfen? Sanki küsmüşüz gibi. İn, in, in. Uzat kalçayı. Çek. Hadi sürpriz. Çekmeye devam. 9. 8. Sırtın konumunu bozma. 7. 5.
4, 3, bu sürprizdi. 2, 1, çek bekle. Bu da ikinci sürpriz. Hayırlı Ramazanlar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir deadlift yaptığımı da sonda artı bir belirtmek istiyorum. Lateks koptu kopacak. Deformasyonun dibinde. Son hareket high plank ve side opposite tap yapacağız. Sırtım şu an iddialı. Sizin de öyle mi? Hissetmediysen bir sıkıntı var. Yaz bana. Bir şey yanlış yaptın. Hadi bakalım. Plank pozisyonuna geçiyorum. Uzun plank. Dirsek, yani bilek, dirsek ve omuz aynı hiza. Bu kısım önemli. Gideceğim valla. Şu an oruç vurdu. Saat şu an 6 geçerek var. Bence bu saat aralığı. Bu antrenman için iyi bir saat ve biraz sonrasında duş yapıp dinlenirsiniz falan. İftara hazır olabilirsiniz ya da iftardan 2 saat sonra. Yes. Güzel. Konumlandırmamı yaptım. Ve hop açıyorum ters taraf ve geldim. Her sol tarafta sayıyorum. 1. 2. Sırtta kambur yok. 3. Yere bak hep. İyice zorla lateksi. 4. 5. Nefes. 6. 6. Güzel. Tut biraz adımlarını orada. Aynen. Zorlansın omuz. Zorlarsın yan bacak. 8. 9. Son. Ve son. Ve bekle. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Düş dizlere. Çok iyiydiniz be. Vallahi. Müthiş. İşte bu bir total body banded Ramazan workout. Ramazan workout dediğime bakmayın. Her zaman uygulayabilirsiniz. 3 tur uygulayabilirseniz ne ala. Ama beni zorladı derseniz 1 veya 2 turda olabilir. Bir dinleneyim. Bir son konuşmayı yapacağım. Ramazan'da beslenmeyle alakalı. Sonra kapatıyoruz. Çok iyiydiniz bu arada. Harika. O kadar yoruldum ki galiba kapanış konuşmasını şuraya oturacağım. Oy, ve soluklanarak yapacağım. Çok iyi antrenman. Uygulayın. Zaman dilimi size kalmış. İsterseniz sabah, isterseniz öğleden sonra, isterseniz iftara 1-2 saat kala, isterseniz iftardan sonra ya da ne zaman istiyor da gece yarısı. Herkesin biyolojik saati farklı. Ama önemli olan Ramazan'da hipertrofiye yani büyümeye, gelişmeye odaklanmayın. Çünkü olmaz öyle bir şey. Çünkü bunu sağlayacak gıdayı, vücuda giriş şeyini yapmıyoruz. Ne yapacağız? Biz de olanı muhafaza edeceğiz. Bu tarz antrenmanlarla çok da bizi zorlamadan. Unutmayın, su tüketimi, iftarda yedikleriniz ve sahurda yedikleriniz. Bunlar orucun, Ramazan'ın 3 kilit noktası. Sahurda litrelerce, bardaklarca su içmeniz hiçbir şeye yaramaz. Çünkü idrar fazlasına gideceği için zaten tuvalete çıkacaksınız ve hepsi gidecek. Ne yapacaksınız? İftardan sahur bitimine kadar olan zaman diliminde bütün içmeniz gereken 3'e yakın litreyi yayarak içeceksiniz. Sahurda da 1-2 bardağınızı, hadi maksimum bilemediniz, 3 bardağınızı içip uykunuza devam edeceksiniz. Hemen yiyip de yatmayın. Biraz sindirime, mideye, organlara zaman tanıyın. Onun dışında iftarda kendinizi güzel bir çorbanızı, midenizi bastırdıktan sonra, yedikten sonra pideler, tereyağlar, tulum peynirleri, haklısınız şarküteriler, ben de kendimi kaybediyorum. Ama
bir iki dilim pideyi geçmemeye çalışın lütfen. Onun dışında kardiyonuzu yapın ki gene bu yediklerimizi destekleyelim. Bu antrenman zor geldiyse yürüyüşlerinizi ihmal etmeyin. Hareket edin. Vücuttaki kan dolaşımı, sindirim sisteminin çalışması, kana, kalbe kan pompalamak, iskelet sisteminizin düzgün çalışması hareket etmekten geçiyor. O yüzden hareketsiz kalmayın, bütün gün yatmayın. Oruç, Ramazan sadece yan gelip yatarak geçirilecek bir zaman dilimi değil. Günlük işlemimizi yapmaya devam edip hayırlı olmamız lazım. Yani zaten bu işin maneviyatı bence burada ve açların halinden anlamakta. Onun dışında sahurda size beslenme tipi olarak söyleyebileceğim şeyler. Sahurda sizi tok tutacak, ertesi güne susatmayacak, su oranı içinde yoğun yiyecekler, gıdalar, kuru yemişler, meyveler tüketmeniz lazım. Mesela ben ne yiyorum sahurda? Mantarlı bir omlet yiyorum. Mantar çünkü çok tok tutan bir şey. Onun dışında bazen yulaf lapası yapıyorum. Her zaman kahvaltıda yediğim bir öğünüm gibi. Bu zaten bir video beslenmemizde var bu. Onun dışında bazen tost yiyorum. Bazen ne yiyorum? Sadece mesela meyve yanında bir kefir içiyorum. Ama daha çok salatalık, söğüş tarzı şeyleri yiyorum ki hani maydanozlar, dereotları, bazen kuşkonmazlı omlet, hani içinde su barındıran şeyler ertesi güne de beni taşıyor. Onun dışında ağır şeyler sakın yemeyin. Kızartmalar, yağlar, bir şeyler olmasın. Çünkü ertesi gün çok zorlu geçer. Bu da bir sınav. Biraz nefsimize, irademize sahip olmamız lazım. Bu şekilde her gün farklı bir menüyle sahurda ama muhakkak yiyip bir şey yatıyorum. Ama hemen değil. Sindirime biraz zaman ayırıyorum. Ondan sonrasında uykuya geçiş yapıyorum. Vallahi çok güzel bir ay. Eğer iyi değerlendirebilirsek, farkındalığını yaşayabilirsek, herkese tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Patchler yola çıktı, TA patchleri. Adres bilgilerini istedim şanslı takipçilerden. Onlar da eminim kısa zamanda elinize ulaşacak. Kanal 160 bini geçti. Daha ne isteyeyim diyorum. Videolar milyonun üstü izlenmeye başladı. Gerçekten benden mutlusu yok. Ekibime kavuştum. Çekim yapıyoruz. Artık pazar günleri beraberiz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Benle kalın. Güzel pazarlar. Hayırlı Ramazanlar. En iyi ser olanlar. Benle kalanlar. Görüşürüz.